Efendim, önce Mertel'de bir çay ocağında çalıştığını söylediler Ali Atmaca'nın. Biz bunun üzerine bahsedilen çay ocağına ulaştık. Ama Ali Bey oradan bir yıl önce ayrılmıştı. Çalışmalarımız devam ederken yayınımız bitti. Dün anladım ki biz artık bir süre sonra bu programı artık burada canlı yayında yapamayacağız galiba. Çünkü kimseye kıyamıyoruz. Dün yayın bitti. Bir haber geldi. Kapıya elinde çiçek, gözü yaşlı bir beyefendi gelmiş. Kimsin? Ben Ali Atmaca'yım. Anneme geldim. Şimdi yayın bitti. Biz anne ile kızını otele göndermiştik. Kalacakları otele göndermiştik. Ondan sonra baktık elinde çiçekle ağlayan bir beyefendi. Ne yapalım? Tabii ki aslında hani bir programcı bunu canlı yayında yapmayı tercih eder ama 48 yıl ayrı kalmışlar. Açıkçası 5 dakika daha ayrı kalsınlar istemedik. Beyefendiyi aldı ve annesiyle kız kardeşinin kaldığı otele götürdük. Aman Allah'ım ya. İşte çok zor bir şey. Yani aslında yarım asırdır annesini görmeyen bir evlat, evladını görmeyen bir anne. Bakın izleyelim. Ali Bey çiçeğini de alıp stüdyoya annesini görmeye gelmiş. Ablam Ankara'dan izliyormuş. O enişteme ulaşmış. Eniştem de bana ulaştı. Duygulandım. Ağlamaya başladım. Yolda ağlıyorum. Koşarak gittim kafeye. Evde televizyon yok. Kafede televizyonu açtırdım. Bakıyorum bakıyorum yok göremiyorum. Siz baktığınız zaman onlar stüdyoda değillerdi. Evet, değillerdi. Ama siz hala hiç annenizin resmini, fotoğrafını hiç görmediniz. Hiç görmedim daha. İlk defa annenize ait bir fotoğraf göreceksiniz. Hiç babanızda da mı yokmuş fotoğraf? Babamla da yok. Babama bir sefer bir arkadaş sormuş. Demiş ki ya Ali'nin annesi nerede, ne yapıyor filan. Bana demiş çok çektirdi demiş. Ondan demiş söz etmeyin demiş. Ben de oğluna çektiriyorum demiş. Babam öyle bir soğuk insan ki babam katiyen o konuları konuşturmuyor. Akrabalarıma söylüyorum. Diyorum ya bir sorun bakalım. Babam demiş onun konusunu açmayın demiş. Yoksa demiş bir daha evinize gelmem demiş. Bu hanımefendi Hacer Hanım, anneniz. Anladım. Bir kere Iğdır'a gittim fakat ismini bile bilmiyordum o zamanlar. Nüfus müdürlüğünde sordum. İsminin Hacer olduğunu orada öğrendim ben. 20 yaşında filan öğrendim. Fakat adresini sorduğumda adresi yoktu orada. Anne sevgisini hiç görmedim. Amcalarım da hep devamlı beni kaçırmışlar annemden. Tek bunu biliyorum. Eniştem bir gün dedi ki senin dedi anneni dedi biri tanıyor dedi. Nerede oturduğunu hepsini biliyor dedi. Çocukları da varmış dedi. Çocukları varsa dedim hiç dedim düzenini yıkmayayım dedim. Nasılsa dedim beni yok bilmiş o artık. Dedim. İnsan hiç annesini dışlar mı? Onu doğuran, onu dünyaya getiren insanı dışlar mı? Çok duyguluyum yani şu anda kendimi tutamıyorum. Sarılmak istiyorum anne. Elini öpmek istiyorum. Hiç elini öpmedim. Öpüp koklamak istiyorum. Biz de sizi daha fazla bekletmeyelim. Hadi hep beraber gidelim annenizin yanına. 47 senedir hiçbir anneler gününü kutlayamadım. İlk sefer bir anneme çiçek götürüyorum. Çok mutluyum. Bu da size Müge Anlı'dan anneler günü hediyesi olsun o zaman. Bazen Müge Anlı'nın programını seyrettiğim zamanlar görüyordum. Benim o başıma geleceğini hiçbir zaman inanmıyordum. Başıma gelen en güzel şey diyebilirim yani. Anneniz Hacer Hanım'ın kaldığı otelin önüne geldik. Evet. Yalnızca birkaç dakika sonra bu merdivenlerden çıkacağız. Annenize de sürpriz yapacağız. Çok heyecanlıyım. Her yerim titriyor. Elleriniz de titriyor. Her yerim titriyor. Ben sizi biraz şurada bekleteceğim. Siz şurada bekleyin. Tamam. Merhabalar, müsaade var mı? Girebiliyor muyuz? Hacer teyzeciğim merhabalar, nasılsın? Sağ ol.
geldik sana da uğrayalım dedik. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Allah ömrünüzü uzun etsin kızım. Allah uzun ömür versin. Ben buraya kadar bu yaşımda geldim. Onu aradım. Ben annemi istemiyorum. Beni bırakmış gitmiş. Görmek istemiyorum onun dersen. Canı sağ olsun. Ne yapayım? Üzülür müsün? Canı sağ olsun derim. Üzülürüm tabii üzülürüm. Yavru da ben adamın can şeydi, can yongasıydı. Kader ayırdı işte bizi. Allah öldürmeden bir yüzünü görüm ondan sonra ölüm Allah'ın emri. Gel yavrum. Kim? Anne. Kim? Anne. Anne, anne. Geldim, geldim. Anne, geldim, geldim. Senin kokunu çekeyim yavrum. Anne. Can benim yavrum. Can. Alo. Neşe abim bulundu Neşe. Abim yanımızda. Can. Yanımızda. Yemin ederim yanımızda Neşe. Getirdiler yemin ederim yanımızda Neşe. Annemden sakın. Can. Yavrum, sen ne kokuna kurban yavrum, ben dedim yavrumun kokusundan tanırım. İşte burada birbirine sarılıyorlar. Yavrum, ben dedim yavrumun kokusundan tanırım yavrum. Aynı abim. Oy, senin gözlerin ışığına kurban olurum. Yemin ederim bir gör beni. Babaannen, anneannem koymadı. Ben seni çok kokluyam yavrum. Bırakmadılar yavrum. Kardeşiniz Necla Hanım. Sürpriz güzel sürpriz oldu. Adaklar adadım. Dedim yavrum bulunsun. Lokumlar dökeceğim. Kurbanlar keseceğim. Tek yavrum bulunsun dedim. Ben sana kurbanımayım. Kavuştular o kadar çok sevindim ki. Geldiğin yollara kurban. Yetişemedim stüdyoya anne. Olsun. Canın sağ olsun. Yetişemedim. Annesi kurban olsun ona. Annesi kurban olsun. Annesi kurban olsun.
Anne zaten oradan kardeşler de izliyordu onu hep. Iğdır'dakiler deminde telefon açmıştılar hep. Hep soruyorum Iğdırlı diyenlere hep diyorum benim annem orada diyorum. Benim annem orada diyorum. Annen ölsün. Tanımıyorum etmiyorum kimseye bir şey diyemiyorum ki. Kurban oğlum sen. Oy. Gözün ışığına kurban. Anne işte. Annen doyacağım bundan oğlum. Evlat da doymaz, anne de doymaz. Gözlerin ışığına kurban oğlum. Benim de annem var. Oy. Ben sana kurban oldum. Annem hiçbir bugün kardeşim böyle sarılmadı. Hep eksikliğim vardı o yönden. Hacer Maral tam 48 yıl sonra oğluna kavuştu. Oğlu Ali'ye kavuştu. Sürpriz yaptık bugün. Mutlu oldun mu Hacer teyze? Çok mutlu oldum. Allah herkesi mutlu etsin. Allah herkesi istediğine kavuştursun. 48 yıl önce bıraktığını kokuyu aldın mı oğlundan? Adam yavrusunu kokusundan tanımaz mı? 48 yıl oldu ama dünkü gibi kokur. İlk defa anneni kokladın. Nasılmış anne kokusu? Dünkü aklım olsaydı hiç bırakırdım. Anlatılmayacak bir duygu. Anne gibi seven olmadı ki hiç ben. Anne bir tanedir. Ne başka bulabilirsin ne bir şey. Bir tane. Düşünmedim bu kadar çabuk bulunacağını. Yayın bitene kadar bekledin mi acaba bir haber gelir? Bekledim ama ne nasıl bekledim onu da Allah bilir. Sabırsızlıkla. Biri geldiği zaman acaba geldi mi diyordun? Bir çiçek geldi yanıma. Acaba... Ben öyle bildim o da geldi. Dedim vallahi geldi şimdi. Çiçeği o gönderdi. Beni sevindirdi. Allah da sizi sevindirsin. Ay, hepimizi ağlattınız sabah sabah ama bunlar tabii mutluluk gözyaşları. Allah böyle gözyaşları dökmeyi nasip etsin. Tabii burada yakınların yanan Elif'in annesinin ayrı gözyaşı. Arif hocamla Rahmi Bey elbette kendi annelerini düşünerek duygulanıyorlar. Şimdi benim annem de beni görünce de ben böyle yapıyorum. Ben seni bıraktım mı ki ağlıyorsun? Anne bırakmadın ama vallahi insan ağlamadan da. Ama bunlar sevinç gözyaşları. İyi ki bugüne kalmamış vallahi. Evet. Yani bekleseymişiz beyefendiyi ben çok üzülecekmişim. Vallahi çok müthiş duygusal bir şey oldu. Evet. İnanır mısınız bir şey söylesem? Rahmi Bey'in ağladığını görünce ben çok duygulandım. Duygulamaması da mümkün değildi. Çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten hem yapan arkadaşlara hem size. Kıyamam o da annesi için ağlarmış. Bak kaç yaşında işte o yüzden analı kuzu, kınalı kuzu. Allah kimseyi annesinden ayrı koymasın. Elbette sıralı ölüm dediğimiz şey de çok önemli ama Allah kimseyi annesinden ayrı ama koymasın. Gerçekten...